Bayan Güreş Milli Takımı antrenörü Habil Kara, Edirne'yi güreş ile dünyaya tanıttıklarını söyledi. Kara yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti. Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde, Stara Zagora kentinin günü anısına kara kucak güreşleri düzenlendi. Müsabakaları Stara Zagora Belediye Başkanı Jivko Todorov, Belediye Başkan Yardımcısı Yordan Nikolov, Vali Yardımcısı Manuel Manev, Bre Güreş Kulübü Başkanı Nikolay Stoyanov, Bulgaristan Güreş Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Todor Todorov, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat oyunlarında madalya alan birçok güreşçiyle tribünleri dolduran güreşseverler tarafından izlendi. Müsabakalara onur konuğu olarak davet edilen Türkiye Bayan Güreş Milli Takımı Antrenörü ve Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Baş Antrenörü Habil Kara, Bulgar basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bulgar televizyon ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan antrenör Habil Kara, Edirne'de 20 spor dalı olduğunu, bu branşlar arasında en başarılı spor dalının güreş olduğunu, güreş milli takımına Edirne'den, Trakya Birlik Spor Kulübü'nden, erkek ve bayanlarda birçok milli güreşçimizin olduğunu, geçtiğimiz ay Amerika'nın Las Vegas kentinde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda bayan güreş milli takımından 8 sporcunun 4'ü Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nden olduğunu ve bu sporculardan 58 kiloda Elif Jalek Yeşilırmak bronz madalya ve olimpiyat kotası kazandığını ve bu başarısının Edirne güreş tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. Antrenör Habil Kara, Edirne olarak Bulgaristan'ın Stara Zagora, Burgas, Razgrad, Ruse, Silivan, Galabova ve Dimitrovgrad kentlerinde yapılan uluslararası turnuvalara katıldıklarını ve bu turnuvalarda Edirne'mizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini, Edirne güreşinin asıl hedefinin 2016 Olimpiyat oyunları olduğunu belirtti. Bulgar gazetecilerin sorduğu soru üzerine Edirne'de güreş sporunda en başarılı kulüp kimdir diye sorulması üzerine Habil Kara, Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nün olduğunu belirterek, Türkiye 1. Ligi'nde yer aldığını ve Trakya Birlik Spor Kulübü'nün kurulduğu 1987 yılından bu yana Edirne'de güreş sporuna başarıyla hizmet ettiğini, Edirne'de ve Trakya'da güreşte bir marka olduğunu, bünyesinde birbirinden değerli milli sporcular bulundurduğunu, Edirne ve Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü olarak hedeflerinin 2016 yılında Rio'da düzenlenecek Olimpiyat oyunlarında şehrimize madalya kazandırmak istediklerini ve çalışmalarının meyvelerini alacaklarına inandıklarını belirterek, ayrıca Edirne'nin dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan 655 yıllık tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini başarıyla organize ettiklerini belirtti. Bir Bulgar gazetecinin, Bulgarcayı çok iyi biliyorsunuz, başka bildiğiniz dil var mı sorulması üzerine, Habil Kara, Bulgarcadan başka Rusçayı ve Almancayı iyi bildiğini ve FILA'nın 3. kademe güreş antrenörü diplomasına sahip olduğunu söyledi. Stara Zagora Belediye Başkanı Jivko Todorov ise, Türkiye Güreş Milli Takımı antrenörü Habil Kara'nın aramızda bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ve kendisine tüm müsabakalarda başarılar dilediğini belirtti. Habil Kara açıklamalarının son bölümünde ise kendisine her zaman destek veren Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rafet Sezen, Trakya Birlik Genel Müdürü Sayın Adnan Tekçe ve Yönetim Kurulu üyelerine ve Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Sayın Serhat Hoca'ya teşekkür etti.